Trafikteki motocular yakalamaya ve sorular sormaya devam ediyoruz. Tabi sorularımızı bilenlere de hediyelerini veriyoruz. Bakalım bu videoda kimleri yakalamışız, izleyelim. Gel gel. Bir tane turu yakaladık. Evet. Kolaçan takipçisi kendisi. Bak arkada da var. Şimdi sana bir tane bandana hediyemiz olacak. 3 tane soru soracağım. İkisini bilirsen. En az ikisini. Eğer üçünü de bilemezsen kaskını alırım. Can sağ olsun. İsim Gökhan. Aynen öyle. Ankara'da kuryesin. Kaç yıllık ehliyetin var? 14 yıl falan oldu. 14 yıl oldu. 14 yıllık ehliyeti olan bir kurye yakaladık Ankara'da. Şimdi ona trafik sorusu soracağız. Sorusunu da kendi seçecek. Yandı. Seç kardeşim. İlk geçiş hakkı kimindir? Evet, kimindir? Canı yola çıkıyor. Göbeğe geç, göbekte değil. Değil mi? Ben bilmiyorum, bize ne soruyorsun? Üçündür, yani üç. Üç diye. Müdür diyorsun? Bir tane daha. Tamam, şunu. Ana yola çıkış fark etmez. Soruyor, ana yol. Ana yol mu, ana yola çıkış mı, ne bu? İkisi farklı şeyler, şöyle. Böyle değil mi? Hayır, böyle. Ana yola çıkış. Çıkış mı? He, ben öyle tahmin ediyorum. Amcaya soralım. Amca şu tabelanı ne diyor burada? He, yan yoldan. Yan yoldan ana yola çıkıyorsun. Evet. Bir bildin bir bilemedin. Bunu bilirsen hediye alırsın, bilemezsen. Kask gidiyor. Evet. Hayda. En zor sorumuzu seçti arkadaş yine. Yardımcı olun. Evet. İnan hatırlamıyorum bunu ya. Hatırlamıyorum. Tamamen unutmuşum ya. 3'te 2'sini bilemedi. Emekçi kardeşimize bir kıyak geçeceğim. Bir soru daha soracağım. Tamam mı? Sana joker soru soruyor. Normalde yani kazanamadın abi. Ama bir soru daha soracağım. Bir motosiklet sürücüsü arkasına birini aldığı zaman ve elinde de bir tane kask varsa arkadakinin sorumluluğunu aldığı için o kaskı ona vermek zorundadır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Niye? Onu da kask takması gerekiyor, yoksa binmesin. Yoksa binmesin değil mi? Yani. Evet. Doğru cevap için teşekkür ediyoruz. Hediyeyi kazandın. kırmızıgaraj.com'dan sana, daha doğrusu bizden sana bir bandana hediyesi. Bu soğuklarda çalışırken evet, çok takarsın. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı, iyi oldu. Bu arada paketim geldi. Paket geldi. Seni uğurlayalım. Evet, sipariş geldi arkadaş. Gidiyor. Aynen öyle. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Motosiklette elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre hangisidir? Buji, ampul, soket, sigorta. Sigorta. Doğru cevap. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki noktalardan hangisine basınç uygulanır? A. Kasık. B. Koltuk altı. C. Şah damarı. D. Köprücük kemiği. Şah damarı. Doğru cevap. Bir tane de levha sorumuz var. Şunu soralım sana da. Bu levhanın anlamı nedir? Bandanayı garantiledin zaten. Yok, yanlış cevap verdim. Ne olabilir? Biraz kafa karıştırıcı. Yani okul olabilir. Okul. Doğru bildiniz. Genelde yaya geçidiyle karıştırıyorlar. Yok, çocuk var çünkü. Evet, okul geçidi doğru. Yasin Bey, teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bandananızı iyi günlerde kullanın. kırmızıgaraj.com'dan size çok güzel bir bandana hediye ettik. Evet, sağ olun. Hayırlı yolculuklar. Ehliyet var değil mi? Var. Kaç yıllık? 2008. 2008. Bayağı da varmış. Şimdi sana 3 tane trafik sorusu soracağım. En az 2 tanesini bilirsen bizden güzel bir hediye kazanacaksın. Unuttum. Bilemezsen bir şey yok. Unuttum. Neyi unuttuk? Akşama kadar trafiktesin. Unutmak yok. Akşama kadar trafiktesin. Seç. Biliyor musun anlamını? Şey, park yasağı. Park yasağı. Bir tane daha al. Evet, en son hangi araç geçer? En sonuncu. Hepsi evet, gidecek, en sona kim kalır? Şimdi normalde şimdi otobüs öncelik var. Pardon, 4. En son 4 mü geçer? Yok, en son şey. 1. En son kamyon. En son kamyon dedin. En son kamyon gözüküyor. Şunu şöyle ayıralım. Bir tane daha.
Evet. Aslında bu böyle. Bu neymiş abi? Şimdi birini bildin, birini bilemedin. Bilirsen hediyemizi alıyorsun, bilemezsen Allah'a emanet. Karşı karşıya, karşı değil mi? Karşıda. Tamam. Park şeyi. Neyi? Park neyi? Çıkmıyor değil mi? Çıkmadı. Hiç yollarda görmedin mi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kamyon dedin ama kamyon ana yolda. Ana yol olduğu için en son 4. Bu da yol ver tabelası. Tamam, kamyon nasıl? Burası bak şimdi, bak şimdi bu yol ver tabelası. Hı. Yani ana yola çıkıyorsun tabelası. Hı. Bak burada aynısından var. Bunu bilseydin bunu da çok kolay bilecektin. Katıldığın için teşekkür ederiz. Motosikletin kullanma kılavuzuna göre belirli kilometreden sonra hangisi değiştirilmelidir? Karbüratör, volan, buji, karter. Belli kilometreden sonra hangisini değiştiririz? Bujiyi falan değiştiririz hepsini. Karter. Buji değiştiririz. Aynen. Şu levha ne diyor? Öğrenci geçidi, okul geçidi. Şu? Bu da araba giremez. Araba giremez. Aynen. O zaman seni tebrik ediyoruz. Ne demek? Sana kırmızıgaraj.com'dan 10 numara bir bandana hediye ediyorum. İyi günlerde kullan. Teşekkür bu soğuklarda ederim. Sıcak sıcak Ankara'nın yazında. Muhittin abicim, burada trafik levhaları var. Bu levhalardan 3 tane seçeceğin, anlamlarını söyleyeceğim bize. Bu tabelanın anlamı ne? Taşıt giremez mi? Taşıt giremez. Bu bir. Bir tane daha seç abi. Motosiklet giremez. Motosiklet giremez. Sen güzel tabelalar seçiyorsun. Hiç zor seçmedin ya. İyi işte, iyi. Hep kolayları yani. Seçiyorsun bak. Hadi bu zor işte. Burada durmak yasaktır mı? Neydi? Yok şöyle aslında. Bunu da bileme ya, sen her şeyi ikisini bildin zaten. Bu neydi hakikaten, girilmez mi? Yok mu şey, hatırlayamadın mı? Bu yol ver abi. Tarih yoldan ana yola çıkarken. Ha, bu yol ver. Yol ver tabelası. Şimdi 3 sorudan 2 tanesini bildiğin için sana bir hediyemiz var. Sana kırmızı garajdan bir tane bandana hediye ediyoruz. Teşekkür ederim. Cevapları verdiğin için biz teşekkür ederiz. Ankara'nın ayazında soğuk. Zor olmuyor mu bu arada? Olmuyor. Olmuyor. İyi giyiniyorsun. Kaç kat var üstünde? Çok. Bayağı var değil mi? 3 tanesini seçeceksin. En az ikisini bilirsen sana bir bandana hediyemiz olacak. Evet. Bakalım. İlk geçiş hakkı kimindir diyor. Sağdaki aracın deriz onun için. Sağdakini, o sağdakini. 3, 2, 1, 2. Sadece bir tanesi. İlk geçiş hakkı. İlk kim? 3. Şunu ayıralım. Bir tane daha al. Şöyle. Trafik levhasının anlamı. Sence nedir? Hiç gördün mü trafikte? Biliyorum, onu biliyorum da. Onu bir düşün, elinde dursun. Ağır tonaj araçlar için. Çünkü bu arada bunu bilemedin. Niye sağdaki sağdaki değil mi her zaman için? Sağa sağa. Her zaman kavşak içindeki aracın kavşak önceliği vardı, bunu bilemedin. Şimdi onu kesin bilmen gerekiyor. Üçüncüyü de al. İkisini de bilirsen eğer, sana bir bandana hediyemiz var. Birini bilsen aslında ikisi de birbiriyle aynı şey bağlantılı. Gibi. Yasakla alakalı bir şey. Şu. İkisi de birbiriyle bağlantılı zaten. Şu neydi ya? Şu ağır tonaj araçlar giremez miydi? Öyle bir şey olmasa lazım ya. Yok. Çıkmadı değil mi? O zaman alayım onları. Teşekkür ederim katıldığın için. Nasip değilmiş. Sorularımızı sorduk, hediyelerimizi dağıttık. Tabii ki siz izleyenler de yine unutmuyorum. Bu videoda son arkadaşa sorduğum son sorunun cevabını doğru şekilde Kolacan Vlog Instagram hesabıma gönderen iki kişiye kırmızı garajdan tişört hediye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İçinden seç bir tanesini. Ne diyor orada? Park yasak. Park yasak. Güzel. Bir de bir. Bir tane daha seç. İlk geçiş hakkı kime aittir? Göstereyim oraya. Göster. Kuzum burada ilk geçiş hakkı. Evet. Kimindir? Yayanındır. Yayanındır. 2 de 2. Bir tane daha seç. Evet, üçüncü sorumuz. Kızım burada yaya geçer mi demek istiyor? Bilmiyorum, ben sana soruyorum. Tamam, öyle yaya geçebilir diyor. Dikkatli ol diyor. Yaya geçer. Dedin 3'te 2. Bunu bilemedin. O neyi? Bu okul geçidi. Öğrenci var. Yaya geçidinde şurada çizgiler oluyor ya. Evet. Ya üç... Ana kız güne gidiyormuş gibi. İşte 3'te 2 bildiğin için sana küçük bir hediyemiz var. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Kırmızı garajdan. Bandana hediyesi. Oo, çok sağ ol. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim, ihtiyacım. Güle güle giy. Bir soru olsaydı ne alacaktın, ne verecektin? Bir şey vermeyecektik. Yine işte 3'te 2'ydi. Tamam, güle güle kullan. Teşekkür ederim.